Merhaba sevgili öğrenciler, Zekeriya Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde anlamsal anlatım bozuklukları konu anlatımıyla sizlerle birlikte olacağız. Yani bu 7. sınıf konusudur. Anlatım bozuklukları her şeyden önce kelimelerin anlamlarını ve türlerini iyi bilmeye, cümle yapısını tanımaya, noktalamanın anlam üzerindeki etkisini anlamaya bağlı olduğu ölçüde fark edilebilir. Anlatım bozukluğu ilgili sorulara bu nedenle çok yönlü yaklaşılmalıdır. Konuyu iyi öğrenmek ve bu alanda çıkacak soruları kaçırmak istemeyen arkadaşlara çok sayıda soru çözümlerini ve yanlışlıklarını gerekçeleriyle birlikte öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Birinci olarak gereksiz sözcük kullanım üzerinde duralım. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Yani eş anlamlı iki sözcüğün aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Örnekler üzerinde inceleyecek olursak, ihtiyar yaşlı kadın güçlükle yürüyor derken burada ihtiyar ve yaşlı eş anlamlı sözcüklerdir. Birinin çıkarılması gerekiyor. Kardeşimin elinden tutmasam neredeyse az kalsın düşecekti derken burada neredeyse ve az kalsın sözcüklerden biri gereksizdir. Henüz çalışmalarımı daha bitirmedim derken burada yine henüz ve daha sözcüklerinden bir tanesi gereksizdir. Sözcüğün anlamının başka bir sözcükte ya da ekte bulunması anlatım bozukluğuna yol açar. Toplantının ortasında yanındakilere alçak sesle bir şeyler fısıldadı derken burada fısıldamak zaten alçak sesle olacağı için bunlardan birisi kullanılması gerek yoktur. Yaklaşık 3 yıl kadar denizde görev yaptık derken yaklaşık ve kadar sözcükleri yani anlatım bozukluğuna yol açıyor. Bunlardan birinin kullanılması gereksizdir. Murat'la görüşmeyeli aşağı yukarı 2-3 sene oldu derken burada da yine aşağı yukarı ve 2-3 sene biri aşağı yukarı tahmin anlamı katarken 2-3 sene oldu derken burada da kesinlik anlamı var. Burada da yine anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Galiba bu kez beklediği ilgiyi göremeyebilir. Hem ihtimal hem de galiba ikisi de benzer anlamlar içerdiği için anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Lisedeki arkadaşıyla saatlerce karşılıklı yazıştı derken burada yazışmak zaten karşılıklı olur. Burada karşılıklı sözcüğü kullanmasına gerek yok. Amcamla birlikte köy muhtarının yanına gittik derken burada da birliktelik zaten amcamla ile sözcüğünden çıkarabiliyoruz zaten. Buradaki ile ekinin kaldırılması ya da birlikte sözcüğünün kaldırılması anlatım bozukluğunu ortadan kaldırır. İkinci olarak anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması, cümlede anlamca ters düşen sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Kesinlikle bugün yağmur yağabilir derken kesinlik bildiren ve ihtimal bildiren sözcüklerin bir arada kullanılması yani anlamca çeliştiği için anlatım bozukluğuna yol açmış. Tam 7 yıl kadar önce İzmir'e gitmiştik derken burada tam ve kadar sözcüklerden birbiriyle çeliştiği için yani anlamca ters düştüğü için anlatım bozukluğuna yol açmış. Eminim o da şimdi yaptığına pişman olmuştur derken eminlik yani kesinlik söz konusu bir de pişman olmuştur. İhtimal üzerinde durulduğu için burada çelişen sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Kışın mutlaka sizlerde ısınma problemi yaşıyor olmalısınız derken mutlaka yine burada kesinlik ifade ederken olmalısınız ihtimal anlamı taşıyan bir sözcük yani anlamca çelişen sözcük kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması nasıl oluyor? Sözcüklerin anlamına uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Sahilde çektiği resimlere bakıyordu derken buradaki çekilen şey resim değildir. Resim yapılır biliyorsunuz. Burada fotoğraflar olması lazım. Çektiği fotoğraflara yani resimler yerine fotoğrafların kullanılması gerekiyor. Kişinin kendine özgün fikirlerin olması gerekir derken buradaki özgün sözcüğü yerine özgü sözcüğü kullanması gerekir. Petrol ücretlerinin yüksek olmasından herkes şikayetçi derken burada petrolün ücreti olmaz. Fiyat olarak adlandırmamız gerekir. Ücret yapılan bir iş karşılığı alınır. Fiyat daha farklı bir anlam içerdiği için burada petrol fiyatı olması gerekir. Anlatım bozukluğu konusunu en ayrımına kadar öğrendik derken burada ayrım yanlış anlamda kullanmıştır. Ayrıntısına kadar öğrendik olmalıydı. Diğer bir örneğimiz de akıllı telefonların fiyatları oldukça pahalıydı derken burada pahalı yerine yüksekti sözcüğünün kullanması daha anlamlı olacaktır. Senin sayende babamdan azar işittim. Olumlu bir şey burada azar işitmek olumlu bir şey gibi görünmüş sayende ama sebebinden anlamı kattığı için sayende yerine yüzünden ifadesinin kullanılması daha uygun olur. Yani sayende sözcüğü anlatmasına sebebiyet vermiştir. Ahmet Bey'in referansı yüzünden işe alındım derken burada yüzünden sebep bildirdiği için olumlu bir şey anlamında kullanılmaz. Yani Ahmet Bey'in referansı sayesinde işe alındım daha doğru olacaktır.
Eğirdir Gölü'nde kuraklık tehlikesi yaşıyor değil, Eğirdir Gölü'nde kuruma tehlikesi yaşıyor sözcüğümüzün anlamlı kullanımı olacak. Yani kuraklık sözcüğün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır diyoruz. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması da yine anlatım bozukluğuna yol açan sebeplerden biri. Bugün çok başım ağrıyor değil, bugün başım çok ağrıyor. Yeni eve geldim ki arkadaşım aradı yanlışken eve yeni geldim ki arkadaşım aradı şeklinde doğru bir cümle olacaktır. Alt katı iki üniversiteli genç kiraladı. Buradaki anlatım yanlıştır. Alt katı üniversiteli iki genç kiraladı şeklinde söylersek doğrusunu söylemiş oluruz. Deftersiz kitapsız sınıfa öğrenci almam demişti. Burada deftersiz kitapsız sınıf ifadesi yanlıştır. Sınıfa deftersiz kitapsız öğrenci almam demişti ifadesi doğru bir ifadedir. Anlam belirsizliği de bazen kişi zamiri kullanılmak anlatım bozukluğuna yol açar. Kardeşini dün de çarşıda görmüştüm. Bu ifade yanlıştır. Senin kardeşini dün de çarşıda görmüştüm ya da onun kardeşini dün de çarşıda görmüştüm şeklinde sözcüklerin başına kişi zamirinin getirilmesi doğru olacaktır. Derse fazla katılmadığını söyledi. Yanlış. Senin derse fazla katılmadığını söyledi ya da onun derse fazla katılmadığını söyledi şeklinde kullanılan ifadeler doğru olacaktır. Bazen de noktalama işaretlerinin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Genç doktorun söylediklerini dikkatlice dinliyordu derken burada genç mi doktorun söylediklerini dinliyor yoksa doktor mu genç anlam karışıklığına sebebiyet verdiği için alttaki ifadede genç virgül doktorun söylediklerini dikkatlice dinliyordu şeklinde doğru bir ifade olacaktır. Altıncı olarak atasözü ve deyimin yanlış kullanımı. Bu tip anlatım bozukluklarının bulunduğu cümlelerde vurgulamak istenen düşünce atasözü veya deyimle daha da kuvvetlendirilmeye çalışılır. Ancak anlatılmaya çalışılan düşünceyle kullanılan atasözü veya deyim anlam olarak birbiriyle aynı düşünceyi ifade etmemektedir. Ayrıca atasözleri ve deyimlerin kalıplaşmış anlamları vardır. Bu yüzden cümlede kendi anlamlarının dışında kullandıklarında da anlatım bozukluğuna sebep olur. Peki çözümlü örnekler üzerinde inceleyelim. Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın. Burada kulak kabartmak gizlice dinlemek anlamında kullanılmış yanlış bir ifadedir. Kulak vermek, dikkatlice dinlemek bu şekilde kullanılırsa doğru olur. Yani şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak verin da ifadesi doğru olacaktır. Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına. Kötü bir adamla karşılaşması dostlar başına değil, düşman başına şeklinde kullanılır. Çünkü dostlar başına iyi dilek sözüyken düşman başına kötü dilek sözüdür. Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma. Burada elinden geleni ardına koyma olabilecek tüm kötülükleri yapmak anlamında kullanılır. Ama elinden geleni ardına koyma yerine elinden geleni yapmak yani gücün yettiğini yapmak anlamında kullanılırsa doğru bir ifade olacaktır. Çalışmalarıyla öğretmenlerin gözüne batmayı başardı derken buradaki gözüne batmak yanlıştır. Yani olumsuz bir ifadedir. Çalışmalarıyla öğretmenin gözüne girmeyi başardı. Bu ifade doğrudur. Ayrıca deyim ve atasözleri kalıplaşmış oldukları için sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve mevcut sözcüklerin yerine başka sözcük kullanılamaz. Parantez içindeki kelimeler doğrusu olup anlatım bozukluğunu giderecek kelimelerdir. Örnekler üzerine inceleyelim. Fazla naz insanı usandırır değil, fazla naz aşık usandırır olacak. Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi kafasından savdı değil, burada kafa yerine başından savdı ifadesi kullanılması gerekir. Baştan tırnağa muayene olmuştu değil, baştan ayağa muayene olmuştu şeklinde olacaktır. Yedinci olarak sıralama ve mantık hataları. Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması anlatım bozukluğuna yol açar. O salata yapmayı bırak, yemek bile yapamaz. Bu ifade yanlıştır. Çünkü yemek yapmak daha zor olduğu için salata yapmayı sonra yazmamız gerekir. Yani o yemek yapmayı bırak, salata bile yapamaz şeklinde söylenmesi gerekir. Kazada ölebilir hatta yaralanabilirdin derken burada yararlanabilir hatta ölebilirdir şeklinde değiştirirsek bu ifade doğru şeklinde kullanılmış olur. Cümle içerisinde yapılan sıralamada hataları anlatım bozukluğuna yol açar. Başkanlığı 13'e karşı 10 oyla kazandı derken burada 13'e 10 oyla kazanmak yanlış bir ifadedir. Yani sıralama hatası vardır. Başkanlığı 10'a karşı 13 oyla kazandı şeklinde doğru bir ifade olacaktır. Evet arkadaşlar, anlatım bozukluğu ilgili anlama yönelik anlatım bozukluğu konusunun anlatımı bu şekildeydi. Anlaşılmayan bölümleri yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi dersler.